Üzdüm Allah'ın ıldığı için Allah'ı daha çok seversin. Allah'tan korkun daha çok artabilir. Ama en önemlisi Allah'ı seversin. Allah'ın yarattıklarını da daha çok seversin. İmanın güçlenir yani daha güçlü olur imanın. Beni dinleyen bir insan beyniyle direnemez. Yani hiçbir kimse beyniyle bana direnemez. Ama nefsiyle direnebilir. Ben nefsine muhatap olmadığım için beynini mutlaka ele geçiririm. Yani ikinci bir ihtimal olmaz. %100'dür yani. 99 ihtimal değil. İtiraz, şu bu falan hiçbir önemi yoktur. Çünkü insanın ruhu imana, Allah sevgisine aç yaratılmıştır. Onu nerede görürse onu hemen mahveder, hemen alır. Yani insan ona direnemez. Hiçbir insan direnemez. Nerede sevgi varsa, güzellik varsa, iyilik, hayır varsa, bereket varsa, ruh onu mahveder. Dolayısıyla her makul beyin, canlı olan beyin, ölü olmayan, Allah'ın ruhunu taşıyan her beyin, bizim aktardığımız bilgiyi mutlaka alıyor ve alır. Dolayısıyla da hayıra vesile oluyoruz inşallah. Kalplerde inşirah, ferahlık, derin iman, Allah'ı samimi sevme, candan sevme duygusu oluşur. En gelenekçisi şunu bunu bile hep bizi seyrederek imanlarını güçlendiriyorlar. Yani Nurcusu da, Süleymancısı da, Nakşibendisi de, Kadirisi de kim olursa olsun bizleri izledikten sonra ister istemez kalplerinde çok güçlü bir iman ve kararlılık ve şevk, heyecan hissediyorlar. Ve bu zincirleme yayılıyor. Yani bizden onlara, onlardan onlara, onlardan onlara zincirleme yayılıyor. Yani bir dayanak, imani dayanak, imani ayakta kalma, imani direnme gücü oluşuyor insanlarda. Yoksa küfür ve deccaliyet rahatça insanları alt edebilir. Çok rahat. Televizyonlar, radyolar, cayır cayır darbinis eğitim, Allah'la dinle alay eden konuşmalar, gaflet konuşmaları, Allah'ı unutturma konuşmaları çok yoğun oluyor. Dolayısıyla bizim vesilemizde milyonlarca insan Allah'a hamdolsun hidayet bulmuş oluyor, imanlarını güçlendirmiş oluyorlar. Tabii münafıklar da zehir etkisi yapar bizim konuşmalarımız. Yani şeytan da akıl almaz kıldırıcı etki yapar. Şeytana tentür diyot damlatmış gibi olur. Yani bizim anlatımlarımız. Ama tabii münafık kızdırmak da ayrı bir zevktir. Şeytan müminleri dağıtmak ister. Efendim çözülmelerini ister. Biz ancak gömlek düğmesi çözüyoruz. Fazla sıcak olduğunda. Onun dışında şeytan boşa bekler. Evet, dinliyorum.